Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk Gamze. Bugün Narmanlan'la konuşacağız. Narmanlan'ın tarihini anlatacaksın sen. Ben de restorasyon sürecini anlatacağım. Nasıl bir yerdi Narmanlan? Aslında bir önceki programda bir pasajdan bahsetmiştik. Hazlapınu pasajından. Narmanlı Han da, yani bizler Han olarak biliyoruz. Bir dönem Narmanlı yurdu olarak biliniyor. Bir dönem de elçilik aslında. Rusya değil mi? Evet, Rusya elçiliği. 1831 tarihinde inşa ediliyor. Bu şu demek aslında, Beyoğlu'nun en eski kalmış yapısı olarak adlandırılabilir. 1831'de, çünkü 1870 Büyük Beyoğlu yangınıyla tüm Beyoğlu kül oluyor. Sadece Narmanlı Han ve bunun gibi mesela bugün Markiz Pastanesi'nin de içerisinde bulunduğu pasaj kalıyor. Aynalı pasaj olarak bildiğimiz pasaj. Ve bu ikisi gerçekten önemli bir kıymette. Narmanlı da kütleselliğiyle zaten daha çok dikkat çeken bir yapı. Sanki Osmanlı İmparatorluğu'nda o dönemdeki ya da günümüzde bile artık tamamen çok kötü bir durumda restorasyonda ama evet. Bir caddede kale gibi görünüyor. Yani hani hem sütunlarıyla hem sütun boyuyla yapının mimari formuyla bir kale görevi gibi görüyor. Ve burası bir dönem 1831 tarihinde Rus elçiliği olarak inşa ediliyor. Çoğu yapıda kaynakta Fossati kardeşlerin yaptığı söylenir. Ama o tarihte Fossati kardeşler burada değil zaten ve doğumlarına baktığımız zaman, doğduğu yıla baktığımız zaman da tezatlıklarla karşılaşıyoruz burada. Rus elçiliği olarak kullanıldığı dönemler bugünkü Sofyalı tarafına çıkan, yani Narmanlı Han'ın arka tarafı olan kısımlar genellikle ahır bölgeleri ve noterlik bölgesi olarak biliniyor. Ön kısımda da yine Rus konsolosluğunun o dönem itibariyle işleyişlerini tamamen ticari, diplomasik ilişkilerin geçtiği alanlar olarak kullanılıyor bu odalar. Buranın tam karşısında İsveç konsolosluğu vardır. Beyoğlu genişletilme, İstiklal Caddesi genişletilme çalışmaları vardır mesela ve bu iki konsolosluktan bir tanesinin daha geriye gitmesi söylenir. Ama dönemi itibariyle İsveç konsolosluğunda maddi sıkıntılarda olduğu için mesela İsveç konsolosluğunun önündeki dükkanlar İsveç konsolosluğundayken yıktırılmasına İsveç konsolosluğu yaklaşıyor. Böylelikle Narmanlı Han sabit yerinde kalmış oluyor. Tabii şu an Han olarak adlandırıyoruz. Çünkü konsolosluktan sonra burası bir yurda dönüştürülüyor açıkçası. Çok enteresandır, çoğu kaynak belirtmez. 1919 ve 1920 tarihleri arasında Ermeni konsolosluğunun bizler burada olduğunu biliyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin konsolosluğunun da burada olduğunu bizler biliyoruz. Bu iki tarihten, yani 1919'dan önce ise burayı gerçekten inanılmaz derecede hareketlendiren bir durum oluyor. Sadece burası değil tabii, tüm İstanbul öyle. 1917 Ekim Devrimi olarak adlandırdığımız dönem, burası Rus mültecilerle, Beyaz Rus olarak adlandırdığımız bir insanlarla doluyor ve Narmanlı Han'da bir hareketlilik başlıyor. Onlar gelip buraya sığınıyor ve buraya bir dönem konak, yani kendi evleri olarak kullanıyorlar. Tabii o gelen mültecilerin birçok işi var gerçekten İstanbul'da. Günümüzde bile mesela Rejans lokantasını, restoranını biliriz ya da işte Ayaspaşa Rus lokantası olarak bilinen yeri. Yani bir gelen insanlar mutfak kültürünü de yanlarına getiriyorlar. Aynı şekilde gündelik yaşama çok büyük etkenleri var. Mesela deniz külliyatı Rus mülteciler sayesinde biraz daha hareketleniyor. Ondan önce deniz hamamları vardı. Deniz hamamlarında tabii ki ayrım, kadın ve erkek hamamları farklıydı. Ama Rus kadınları geldikten sonra özellikle deniz kültürünün yaratılmasında bu deniz hamamlarından daha fazla ileriye açılıyorlar. Ve bu aslında o dönem itibariyle çok şaşılabilecek bir şey. Onların da bir dönem işte bu Narmanlı Han'a gelip vakit geçirdiği biliniyor. Eğlence kültürüne çok büyük bir etkileri var. Hiç şüphe yok ki.
Bu anlamıyla İstanbul'da 26-27'ye kadarki süreçlerde büyük şekilde bir gündelik yaşama etkileri yoğun. Ve Narmanlıhan da zaten bu çerçeve içerisinde ana merkezlerden bir tanesi. Çok enteresandır ama 1917'de Lenin önceliğinde yapılan, onun önderliğinde gerçekleşen bir devrim var. Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulması. İşte oradan kaçan insanlar bunlar. Ama Lenin'den sonra Troçki'nin başa geldiğini bizler biliyoruz ve Stalin'in gerçekleştirdiği faaliyetlerde Troçki'nin de buradan ayrıldığını, Sovyetlerden ayrıldığını ve İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Çok enteresandır. Devrim yapanlar ve devrimden kaçanlar bir handa buluşabiliyor. Yıllar sonra Troçki gelip burada kalıyor, Narmanlıhan'da. Ve karşı devrimciler öncesinde varken daha sonra Troçki bir karşı devrimci olarak suçlanarak bu sefer o gönderiliyor. Ve Narmanlıhan'da yaşıyor. 1960'larla 2000'e kadar gerçekten çok önemli bir külliyat olan Jamanak gazetesi, bir Ermeni gazetedir. 60'lardan 2000'li yıllara kadar Narmanlıhan'da işlevini sürdürüyor. Bu anlamıyla çok külliyatlı bir nokta. Ve aynı zamanda bir sanat alanına dönüşüyor. Bu çok önemli. Evet, kesinlikle. Gerçekten Beyoğlu'ndaki birçok mekan bu anlamıyla ilerlemiyor açıkçası ama Narmanlı özellikle 1933 tarihinde Avni ve Sıtkı kardeşler, Narmanlı kardeşler, bunlar gelip bu pasajı satın alıyorlar. Ve 1933 tarihinde burası artık tamamen sanatçıların yuvası haline geliyor. Çünkü sanatsever bir aile. İşte buraya yayın evlerine ya da matbaalara kiralıyorlar ve aynı zamanda sanatçılara kiralıyorlar, atölye olarak kullanıyorlar. Kim bu sanatçılar? Bedirahmi Eyüboğlu, Aliye Berger ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi çok kıymetli, değerli insanların burada olduğunu bizler biliyoruz. İşte İstanbul'da o dönemler en önemli kitap evlerinden biri Andria Kitap Evi yine burada. Heykeltıraş Firsek Koral'ın bile burada kaldığını bizler biliyoruz. Bir dönemde özellikle 90'lara doğru sanıyorum. Ağırlıklı olarak gençlerin, üniversite gençliğinin gelip vakit geçirdiği Deniz Kitap Evi bulunmakta. Sadece bunlar değil. Şimdi Aliye Merger çok enteresan bir kadın. Dönemi itibariyle Türkiye sanat ortamını kendi çevresinde çok iyi toplayabilen bir kişi. Zaten Bedirahmi Eyüboğlu'yu hiçbir şey söylemesek de olur. Yani Evet. öğrenci yetiştirdiği öğrenciler, çok fazla öğrencileri var. O yüzden de Narmanlıhan bir anda bir galeriye dönüşüyor, sanat galerisine dönüşüyor diyebiliriz. Burada yine Abidin İnönü'nün de içerisinde bulunduğu, daha sonra Nurullah Ataş'ın da geleceği, Zeki Faik İzer'in de içerisinde bulunduğu dev grubu sanatçıları var. Onlar da Mimoza Şapka dükkanında ilk sergilerini açıyorlar mesela. Yani o dönem itibariyle Beyoğlu'nda kafelerde ya da çiçekçide ya da şapkacı dükkanında sergi açabiliyordunuz. Bir fotoğrafı da vardır hatta o sergi açılışının. Onlar da yine Narmanlıhan'da sergilerini açıyorlar. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ya da işte Huzur isimli kitapları yazdığı dönemlerin yaklaşık 9 yılına yakın burada yaşıyor. Yani yürüdüğü aks bile belli işte oradan tünele binip Karaköy'e, Karaköy'den İstanbul Üniversitesi'ne bazen kitaplarına denk geldiğimiz sahneler de öyledir yani hani kapalı çarşıyı anlatır İstanbul'u yani tarihi yarımadayı anlatır oradan bir Beyoğlu'na doğru çıkar ve burada yaşar işte kendi öğrencileri gelip gider aynı zamanda buraya bunların içerisinde enteresan noktalardan bir tanesi Bedirahmi Eyüboğlu'dur. Sanatçı burada çok uzun yıllar kalıyor. Atölyesi burada. Ve buraya da öğrencilerini de davet ediyor. Diğer karakterimiz ise Aliye Berger. Gerçekten bu külliyatta mesela çok az insanın ismini bildiğini düşündüğüm, benim sıklıkla dile getirdiğim bir Türkiye sanat ortamına ve edebiyat ortamına çok büyük şeyler, katkılar sağlamış olan Eduardo Roditi isimli bir karakter vardır. Roditi, Aliye Berger'in buradaki partilerine gelip gider. Ve bu partilere gelip giderken
onu havalarından alan ve havalarından buraya kadar gelen bir yazarımız var. Roditi'nin bu arada kuzeni Tilda'dır. Tilda ise Yaşar Kemal'in eşi. İşte Yaşar Kemal kendisine gelip Roditi'yi havalarından alıyor, Yeşilköy'den getiriyor. Yol boyunca çok konuşmuyorlar. Daha sonra gelin görün ki bu iki insan, Tilda ile Roditi, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanını İngilizce'ye çevirip baskıya gönderiyorlar. Ve artık Yaşar Kemal tüm dünya lügatında tanınan bir yazar olmaya başlıyor. Roditi aynı şekilde buradaki Türkiye sanat ortamında tanıştığı çok çok genç yaşlarda bir çocuk var. Aslında onun ilk işini Baylan Pastanesi'nde görüyor ve çok etkileniyor eserini. Ve nerede olduğunu, bunu kimin yaptığını soruyor. Diyorlar ki Yükselli bir çocuk ve kendisi balık pazarında bir meyhanede büyük ihtimal orada içiyor diyorlar. Hemen koşarak oraya gidiyor Roditi. Ve burada Yüksel Arslan'la tanışıyor. Kendisinin işlerinden övgüyle söz ediyor. Roditi Paris'e dönüyor ve dönemin en büyük akımlarından sürrealizm akımı içerisinde bulunan André Breton'la iletişime geçiyor ve Breton'a Yüksel Arslan'ı anlatıyor. André Breton'un daveti, Roditi'nin öncülüğü Yüksel Arslan'ın yıllar sonra Paris'e gitmesine ve burada bu akım öncülüğüne katılmasına neden oluyor. Ve dünya çapında tanınan önemli bir ressam olarak biliniyor. İşte Roditi de bu Narmanlı Han'dan geçenlerden, karakterlerden bir tanesi. Aliye Berger'in partilerinde. Tabii burada Aliye Berger muazzam bir aile. Gerçekten Şakir Paşa ailesi. Aliye Berger ilk gravür sanatçımız bizim. İlk gravür kadın sanatçımız. Şakir Paşa ailesi ise çok enteresan. Buradaki en büyük karakterlerden bir tanesi Cevat Şakir Kabağaçlı, yani bizim Halikarnas balıkçısı olarak bildiğimiz kişi. Ne yazık ki bir tartışma sırasında, aile tartışması içerisinde babasını yanılmıyorsam öldürüyor. Kurşun oraya isabet ediyor ve Bodrum'a sürgüne gönderiliyor. Zaten orada da Halikarnas balıkçısı unvanını alıyor yazdıklarıyla. Aynı zamanda bu ailenin içerisinde Aliye Berger dediğim gibi Cevat Şakir Kabağaçlı, Faruk Nisa Zeyt çok çok önemli bir sanatçıdır, ressamdır. Şüreyya Koral, ilk seramik sanatçımız, ilk kadın seramik sanatçımız. Şirin Devrim, Nejat Devrim gibi her anlamda, her yerde bulunan bir aile. Yani tamamen kültür sanat için doğmuş bir aile. Ve Aliye Berger'in bu külliyat içerisinde gerçekten çok büyük etkenleri var. Eşi aslında yıllardan beri birlikte olduğu bir insan var. Macar halk ayaklanmasında öncü olan ve buna katılan keman virtüözü Karl Berger İstanbul'a geliyor ve Aliye Berger'le bir ilişkiye başlıyorlar. Bu ilişkileri çok iyi derecede gidiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Aliye Berger biraz fazla kıskanç. Yanılmıyorsam Karl Berger'in yanına gidiyor ve kapıyı hizmetçinin açtığını görüyor ve hizmetçiyle aralarında bir ilişki olacağı düşüncesiyle hareket ediyor, kıskançlıklarıyla. Ve gerçekten çıkarıp kurşun sıkıyor Karl Berger'e. Denk gelmiyor Allah'tan. Ama böyle bir kıskanç ve zorlu bir ilişki ilerlerken sonunda evleniyorlar. Hatta Aliye Berger'in Narmanlı Han'ın içerisinde bir fotoğrafı vardır. O fotoğrafın arkasında bir kemancı görürsünüz. İşte o Karl Berger'dir. Bir tabloda durur. Aliye Berger burada çok değil, büyük bir yangınla Narmanlı Han kül oluyor. Ama onun şöyle bir sözü var. Burada hani Narmanlı Han'ın yanması büyük bir felaket olarak adlandırılıyor. 6-7 Eylül daha büyük bir felaket olarak karşımıza çıkıyor daha sonra. Böyle bir karakter ve çevresinde tam anlamıyla sanat odağını oturtmuş birisi. Bunun dışında Bedir Ahmet Eyüboğlu öğrencilerinden birisi olan Marie Gerekmezyan. Ne yazık ki unutulan, görülmeyen kadınlardan bir tanesidir. Marie Gerekmezyan ilk kadın heykeltıraşımız olarak biliniyor. Ermeni kökenli bir sanatçı. Çok çok erken yaşlarda hayata veda ediyor ne yazık ki.
Ve Bedir Ahmi Eyüboğlu ile bir yasak aşk içerisinde. Bedir Ahmi Eyüboğlu bir Eren Eyüboğlu ile evli o sıralarda. İşte evli bir adamla birlikte olması, kimliğinin Ermeni olması, işte hem kendi cemaati, Ermeni cemaat tarafından dışlanıyor, hem Türk cemaat tarafından bir dışlanma söz konusu oluyor. Olan kadın olmuş yine. Efendim? Olan kadın olmuş evet, yine. Evet, kesinlikle. Olan Mari Gerekmezyan oluyor ve ilk heykeltıraşımız. Ama kimse ilgilenmiyor. Ankara'da sergiler açıyor. Gerçekten yoğun şekilde çalışıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan çok etkilendiği için İstanbul Üniversitesi'nde felsefe dersleri almaya başlıyor onunla birlikte. Böyle bir mekan. Bu mekanın en enteresan karakterlerinden bir tanesi de Ahmet Hamdi Tanpınar. Burada birçok öğrencisi gelip gidiyor. Ve uzun uzun burada vakit geçiriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en yakın arkadaşı da burada bir dükkanı olan bir antikacı dükkanı var burada. İsmi aklıma gelecek. Ama kendisi yanılmıyorsam Pera Palası'nda bir dönem sahibi oluyor. Misbah Muayyeş isimli bir karakter. Burada da bir antikacı dükkanı bulunuyor. Çok yakın arkadaşlar. İki ince ruh diyebilirim. Misbah Muayyeş'in vefatı çok üzücü. Ahmet Hamdi Tanpınar da bundan etkileniyor zaten. Kedisi vefat ediyor Misbah Muayyeş'in. Kedisi öldüğü için hayata küsüyor. Bir gün Pera Palas'ta kendi otelinde ya aşırı alkolden düşerek yaralanıyor ya da intihar ettiği düşünülüyor belli kaynaklarda. O da niye? Narman Lahan'dan gelip geçenlerden bir tanesi. Narman Lahan 2000'li yıllara kadarki süreçte Mor salkımlarıyla Beyoğlu'nda bulunan bir handı. Akasya ağaçlarının da olduğu aynı zamanda. Doğru, doğru. Ve ortasında bir havuz vardı, süs havuzu. Ve bir son zamanlarda benim gördüğüm, hatırladığım şeyler. Bir ganyan bayi vardı yanılmıyorsam içerisinde bir böyle iddia bayi diyebileceğim bir yer. Dışında İstiklal Eczanesi çok çok eski bir eczaneydi. Hala kolonyayı pompalama yöntemiyle veren bir eczane. Yan tarafında bir tişörtçü bulunuyordu. Ben bunları hatırlıyorum. Benim en son gördüklerim bunlardı. Sonra zaten ne yazık ki gitti. Tabii burada hani Misbah Muayyeş'ten bahsettim kedilerden ve kedili han diyorlardı bazı insanlara. Evet. Çünkü çok fazla kedi vardı Narmanlı Han'da. İnsanlar da bakardı. İlgilenirdi burayla. Meral Hanım bakıyormuş galiba. Öyle Meral Hanım diye biri bakıyormuş. Evet. Yani bu kıymetli. Böyle şeyler vardı burada ama daha sonra bir hepinizin de gördüğü gibi bir restorasyon kıyameti yaşadı. Sinan Genim tarafından gerçekleştirdi. Sinan Genim'in aynı şekilde Emek Sineması'na da yaptıklarını biliyoruz. Evet. Ve Beyoğlu'nu bizden çok sevdiğini de söylüyor her fırsatta. Şüphem yok, daha çok seviyor. Onun restorasyonu çalışmasıyla şu an oldukça sıradanlaşan ve gerçekten kötü bir restorasyonla birlikte orta avlusu tamamen kafelerden oluşan evet. Bir mekana, bir AVM'nin üst katındaki bir fast foodçu yerine dönmüş gibi. Narmanlı için söyleyeceklerim böyle yani. Orada bir de şey de var. Ben mesela eski aynı çok dıştan hatırlıyorum. Şimdi mesela turuncu diyeceğim. Ama turuncu da olmayabilir. Hangi yavru renk? Ağzı gibi bir şey herhalde. Evet, öyle bir şey. Garip bir rengi var mesela. Girmeden, ya en azından kendi açımdan söyleyeceğim. Hiç bakmayacağım ya da işte girmeyeceğim bir yer haline gelmiş bence. Çünkü yani böyle senin de bahsettiğin gibi bir tane kozmetikçi birazdan anlatacağım ayrıntılarını. Bir kozmetikçinin olduğu işte ne bileyim işte bir takım kafelerin olduğu hem avlusunda hem avlunun dışarısında çok daha böyle turistlerin gözünü içine baktığı bir yer haline getiriliyor. Oradan yaklaşık 180 belki daha fazla yıldır var olan, senin de az önce bahsettiğin gibi Rus konsolosluğundan başlayıp kedili hale döndüğü, yıkıldığı ve şimdi artık alışveriş merkezinin haline gelen bir handan bahsediyoruz. Sen çok güzel hikayelerini anlattın, yazarların ya da sanatçıların oradaki yaşam biçimlerini anlattın. Onların üzerine söyleyebileceğim hiçbir şey yok belki ama bu restorasyon hikayesi şöyle oluyor. Hissedarları, Narmanlı Han'ın hissedarları 2001 yılında
restorasyon amacıyla hanın %15'ini Yapı Kredi Koray grubuna devrediyor. Tabii bu sırada proje 2002 yılında Anıtlar Kurulu'ndan onay alıyor ama bazı sivil toplum kuruluşları, mimarlar, mühendisler, meslek odaları buna karşı çıkıyorlar. Bu tarihi yok edemezsiniz diye. Bu arada zaten adım adım Narmanlı Han'ın yalnızlaştırıldığı, adım adım oranın boşaltıldığını da söylüyor bazı kaynaklar. Yani böyle her şey çok adım adım oldu ve günün sonunda mecburen devretmek gibi bir durumda kaldıklarını söylüyorlar. Sonra mahkeme başvuruların üzerine, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının başvuruları üzerine yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Ve restorasyon çalışması başlamıyor. 2008 yılında Han'ın 12 varisi yine Koray grubuna dava açıyor ve hisselerini geri alıyor. Daha sonrasında 2009 yılında ise dış cephesi hariç ikinci derecede eser statüsüne geçiriliyor Narmanlı Han. Ve bu süreçte 2014 yılında 57 milyon dolara Erkul Kozmetik'in sahibi Mehmet Erkul ve Eteksen devreye giriyorlar. Mimar, işte senin de bahsettiğin gibi Sinan Genim'in projesini aslında destekliyorlar. Semt dernekleri karşı çıkmış olmasına rağmen mahkeme açılan bütün davaları reddediyor. Yani aslında onaylıyor gibi bir şey oluyor. Tabii yürütmeyi durdurma için yine dava açılıyor ama bu dava süreci devam ederken Narmanlı Han'ın restorasyonu başlamış bulunuyor. Emek sinemasında gördüğümüz isim burada da karşımıza çıkıyor. O zamanın Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan diyor ki biz burayı nezih bir hale getireceğiz diyor. Onun söylemine göre daha tüketilen ve elverişli, gösterişli, nezih bir yere gelirse bu kalabalığın gelmesine vesile olur ve burası işlevsel hale gelir diyor. Yani aslında klasik AKP'nin ya da işte Beyoğlu Belediyesi'ne bu zamana kadarkileri söylemişim çünkü daha çok yeni oldu. Aslında bir noktada Beyoğlu'nun dönüşümünü gördüğümüzün örneğinin bir başka versiyonu aslında Narmanlı'dan. Sonra bazıları Narmanlı Han'ın restorasyonu için, bazıları restorasyon diyor, bazıları yıkım diyor. Çünkü geriye çok da bir şey olmuyor. Ben restorasyon diyeyim, öyle geçiyor lügatta ama yıkım demek isteyen de elbette yıkım da olabilir, görebiliriz, yıkım diye de görebiliriz. 2016 yılında oluyor. Hem de Han'ın avlusunda kurban kesiyorlar. Gerçekten bu, yani dini ritüel, o bu şu falan, onları geçerek söylüyorum. Ama çok acayip gelmişti bana okuduğumda, yani nasıl yani, hani nasıl kurban kesmişler olmuştum. Ve az önce de dediğim gibi yürütmeyi durdurma kararına rağmen oldu. O zaman Kent Koruma Kurulu var. O izin verdiği için başlıyor bu restorasyon çalışmaları. Şimdi artık bir kozmetik ürününün olduğu, onların sahiplendiği ve alışveriş merkezine dönüşen bir yer haline geliyor. Bazıları işte daha böyle günümüzde çok sık her yerde gördüğümüz Starbucks gibi, Cafe Nora gibi vesaire böyle kahvecilerin olduğu bir yer haline geliyor. Mimarların söylediğine göre binanın özgün dokusuna tamamen dokunuldu ve bu bozuldu. Aslına sadık kalınmadı. Mimardaki mor salkımlar ve akasyalar zaten kesildi ve oradan hiçbir şey kalmadı diyorlar. Evet, yani bu yapının restorasyonu, bunun dışında Emek Sineması gibi ya da Tarlabaşı 360 projeleri gibi projeler ve de hala belli mekanlara, işte Asmalı Mescit bölgesinin masa kurallarının getirilmesi gibi durumlar Beyoğlu'nun soylulaştırma projesi ve dönemin iktidarını kendine ideolojik fikirlerini ve bakışını yansıtmaya çalışılan noktalar olarak biliniyor. Narmanlı Han da bunlardan bir tanesi ve ne yazık ki gerçekten kurban edilen, belki de Beyoğlu'nun en eski yapısı olarak bildiğimiz noktalardan biri. Hala dış cepheden baktığınız zaman boyasını görmeyin, eski halini hatırlamaya çalışın. O gerçekten bir ihtişamı var. Sait Faik Beyoğlu'nun en büyük gediklilerinden bir tanesi. Onun şöyle bir cümlesi var: Beyoğlu orta çağda yeni uyanmış bir şehir gibiydi diyor. Sanırım o şehir orta çağdan kalan nadir kimliği sahip böyle bir kale unsuruna sahipti Narmanlı. Ne yazık ki artık o değiştirildi ve dönüştürüldü. Ve her geçen günde zaten bunun etkilerini
her fırsatta görebiliyoruz. Narman'ı sadece bu kurbanlardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim Fırat. Ben de öyle Gamze. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol.